patlıcanlarımı soyacak yardımıyla alaca soyuyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra patlıcanlarımı tuzlayacağım. Bunun da sebebi patlıcanın acısını almak için yapacağım bunu. Bakın bu şekilde siz de patlıcanlarınızı kesebilirsiniz. Evet, patlıcanlarımın hepsini doğradım. Şimdi üzerlerine bir miktar tuz serpiyorum. Ve biraz terlettikten sonra patlıcanımızın acısını bu şekilde almış olacağız. Şimdi sıra geldi soğanımıza. Soğanın da kabuklarını alıyorum önce. Ocağımızın altını da açalım. Tereyağımızı da ekleyelim içerisine. Soğanımı da çok ince bir şekilde doğramıyorum. Zar büyüklüğünde doğrayabilirsiniz. Bu yemeğin içerisine sarımsak da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sarımsak da çok güzel yakışıyor. Bakın bu şekilde sarımsağımı da doğradım. Bunları da tereyağının içerisine ekliyorum. Şimdi bu şekilde bir süre kavuracağım. Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra şimdi bunun içerisine salçamı ekliyorum. Güzelce kavuruyorum. Bu esnada domatesimizi de rende yapacağız. Domatesi de rendeliyorum. Salçayı da güzelce kavurduktan sonra şimdi rendelemiş olduğum domatesi de bunun içerisine ekliyorum. Rendelemiş olduğum domatesle beraber salçayı da yine biraz çeviriyorum. Biraz daha dağılması için. Şimdi biraz da sıcak su ekledim üzerine. Kapağımı kapatıyorum. Bir 5 dakika bu şekilde ocakta tutmaya devam edeceğim. Bakın bu arada patlıcanlar da güzelce terledi. Acısını dışarıya aldık. Görmüş olduğunuz gibi teri üzerine, yani acısı dışarıya çıktı. Şimdi bunu da soğuk suda çevireceğim ve güzelce yıkayacağım. Kapağımızı açalım. Hazırlamış olduğumuz sosun içerisine patlıcanlarımı koyuyorum. Ocağın altını biraz daha kısıyorum şimdi. Güzelce karıştıralım. Evet, şimdi bunun üzerine sıra geldi kaparileri eklemeye. Kaparilerimizi de ekliyoruz. Şimdi kapağımı da kapatıyorum. Ocağın altını da kıstım. Ortalama 25-30 dakika bu şekilde pişirdikten sonra bu güzel yemeği servise sunacağım. Kapari patlıcan güzel bir şekilde pişti. Hemen açıp bakalım. Evet, artık servisimizi de yapabiliriz. Patlıcan sevenler bu yemeği muhakkak denemeliler. Kaparinin vermiş olduğu o güzel ekşilikle beraber patlıcan lezzeti birleşince harika bir tat çıktı ortaya. Hem soğuk hem de sıcak olarak bunu servis edebilirsiniz. Hafif bir sebze yemeği.